Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Fenerbahçe'nin 11'ini e, aşağı yukarı her futbol sever tek çırpıda saymaya başladı. Belki yani. bu önemli unsurlardan biri oldu. maç takvimi de önemli ama bence? Onu biraz eksik alıyoruz. Avrupa ve kupanın olmadığı bir ortamda oyuncuların da kafa olarak şimdi Trabzonspor'un şampiyonu da kanıksandı. Onun da etkisi var. Tabii ki doğrular var onları asla kenara koymuyoruz ama İsmail Hoca'nın naif kişiliği evet. böyle dönemlerde oyuncular üzerinde bir huzur etkisi yarat. Bir devamlılık da sağlayınca. Devamlılık, oyun istikrarı, oyuncu istikrarı ve bir de takvim de buna elverişliydi. Hatta Fenerbahçe'nin son göz sepe maçı 11'ine rica ederim son 2-0 kazandıkları maç. Her ne kadar oyun içinde dalgalanmalar olsa da mesela muhtemel 11 arkadaşlarımız verecek olduğunda biliyorsunuz tabii. burada ligin ilk yarısında neredeyse her maçta savunma değişiyordu, orta saha değişiyordu. Forvet'te bir maç Serdar, bir maç Valencia, bir maç Berisha biz de konuşuyorduk. Üç maçta üç santrfor farklı oynuyordu. Arkadaki oyuncular değişiyordu. Oyuncuların Şimdi, içinde bir de maç içinde de yerleri çok değişiyordu Onur Şahin. Kim Mince, Serdar Aziz oturdu. E Zayt, Crespo tam bir ikili oldu. Serdar Dursun en uçta Santrfor'da. E, işte bir tarafta bu maçta yoktu İrfan Can cezası dolayısıyla. İrfan Can olsaydı İrfan Can Rossi yine e, kanatlarda oynayacaktı. Yani böyle bir e, görüntü içerisinde de Fenerbahçe'nin bir kadro istikrarı yakalaması tabii çok değerli Ve bir hale geldi. var. Mesut Özil, Ozan Tufan, Gustavo gibi isimler de, gibi isimler ikisi kadro dışı, ikisi e, çok da düşünülmüyor. Roberto Mancini'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık. Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla lig ikinciliğine yükselen ve galibiyet serisini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktörün olacağı belirsizliğini koruyor. Gelecek sezon takımı dünya ünlü bir yabancı teknik direktöre emanet etmek isteyen sarılar cüvertlerde. Başkan Ali Koç adaylarıyla görüşmelerini sürdürürken konu hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bir dönem Galatasaray'a çalıştıran İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. Roberto Mancini, Türkiye'de Galatasaray dışında bir kulüpten örneğin Fenerbahçe'den teklif alsanız gider misiniz sorusuna "Benim işim teknik direktörlük. Teknik direktör her yere gider. Daha önce de söyledim. Türkiye'yi seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz." yanıtını verdi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için flaş yorum Seneye 50 milyon euro eder. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu şu anda teknik direktör Mustafa Özer, Sarı Lajver takımın genç futbolcusu Arda Güler'in 50 milyon euro olacağını söyledi. Özer, "Arda bu performansını sürdürsün. Gelecek sene 50 milyon euro kazandırır Fenerbahçe'ye. Değeri 50 milyon euro olacak." dedi. Özer ayrıca İsmail Kartal'ın Ali Koç'un fikrini değiştirdiğini söyledi. "Bence İsmail Kartal'la devam edilmeli." Fenerbahçe ikinci olursa erken tarihlerde Şampiyonlar Ligi için öneleme maçları oynayacak. Sezonu hemen açması gerekiyor. O yüzden takımı bilen bir teknik adamla yani İsmail Kartal'la devam edilmeli. Başkan Ali Koç ismi tartışılmayacak bir teknik direktör getireceğini söylemişti. Ama bence şu anda fikrini değiştirip değiştirmeyeceğini düşünüyor. Bence bu durum Ali Koç'un uykularını kaçırıyor şeklinde konuştu. Fenerbahçe'de aranılan sol bek bulundu. Süper Lig'in son 9 haftasında 8 galibiyet bir beraberlik alan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı planlıyor. Sarı Lacivertler Devler Ligi klasında bir kadro kurmayı planlarken yeni sezon kamp dönemi öncesi transferleri tamamlamak istiyor. Fenerbahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken özellikle Solbek bölgesinde eksiklik giderilmek isteniyor. Novak'tan istediği katkıyı alamayan Kanarya Burada Atilla Zalai ve Ferdiye şans vermişti. Sarı Lacivertler buraya orijinal bir bek takviyesi yapmak isterken aradığı ismi ise İspanya'da buldu. Fenerbahçe'nin İspanya Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Adria Pedroza için devreye girdiği iddia edildi. 23 yaşındaki sol bek bu sezon takımıyla 32 maça çıkarken 2 gol 2 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe 2023 yılında sözleşmesi bitecek İspanyol oyuncu uygun bir bonservis bedeliyle bitirmeye çalışacak. Genç oyuncu solbek bölgesinin yanı sıra sol kanatta da oynayabiliyor. Hücuma verdiği katkılarla da dikkat çeken Pedrosa'nın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz kabus yaşıyor. Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu. Başkan Ali Koç'un bizzat sözleşme uzatmak için devreye girmesine rağmen yapılan teklifi kabul etmeyen ve bedelsiz olarak Stuttgart'ta transfer olan 18 yaşındaki futbolcu gurbette şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev yapabilen Ömer Faruk için 2022 yılı tam anlamıyla kabus gibi geçiyor. Genç yetenek 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana formu yüzü göremedi. Stuttgart'ın Bundesliga'da puan mücadelesi verdiği son 10 karşılaşmanın 9'unu kulübeden izleyen birindeyse ise kadroya ben Ömer Faruk Beyaz'ın durumu. Alman basınında da tartışma yaratmış durumda. Takımının 44 yaşındaki teknik direktörü Pellegrino'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getiriyor. Sezon başında Stuttgart'la 4 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun takımının küme düşmesi durumunda ayrılık kararı alabileceği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca kulislerde Ömer Faruk'un Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği ve bu durumdan pişmanlık duyduğunu Başkan Ali Koç'a ilettiği konuşuluyor. Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci geri dönüyor. Yıldız futbolcu cezası nedeniyle gözyaşı maçında görev yapamamıştı. Onun yerine oynayan Perkaz sakatlanıp sezonu kapattı. Ayrıca Fenerbahçe İrfan'ın yokluğunda hücumda zaman zaman sıkıntı çekti. Başarılı oyuncu cezasını tamamladı. İrfancan Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanacak mücadelede 11'deki yerine geri dönecek. Özellikle Mert Hakan ve Samuel ile çok iyi bir uyum yakalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu son haftaların en formda isimleri arasında yer aldı. Altay Bayındır duvar ördü. Sarı lacivertlerin ligdeki müthiş çıkışında en büyük pay sahiplerinin başında Altay Bayındır geliyor. Fenerbahçe'nin 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı seri Altay'ın sakatlıktan döndüğü Giresunspor mücadelesiyle başlamıştı. 24 yaşındaki Ferebekti sol olarak Göztepe maçında da kritik kurtarışlar yaptı ve taraftarların oylarıyla maçın adamı seçildi. Yıldız Kaleci ayrıca peş peşe 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı da başardı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal mucizesi. Fenerbahçe İsmail Kartal'la ışığı gördü. Pereira döneminde saç başı olan sarılı acıvertler artık yarınlara umutla bakıyor takım her anlamda daha iyi görüntü sergiliyor. Portekizli hoca ile 17 maçta 28 puan toplayan Fenerbahçe'nin 1.64'lük ortalaması Kartal'la 2.30'a çıktı. Pereira'nın gol ortalaması 1.64 iken İsmail Hoca 2.0'ı yakaladı. Kartal gol yeme istatistiğini ise 0.77'den 0.76'ya çekti. Rakamların değişimindeki sır ise oturan kadro artan oyuncu performansları. Artık sahaya çıkan 11'i belli olan Fenerbahçe'de özellikle stoper ve önlü sabitlenmesi takımı adeta sahaya kaldırdı. Pereira ile ortalama 112-114 kilometre arasında koşan takım Kartal ile 116-117 kilometreye çıkarken takımın 125 kilometreyi gördüğü maçlar oldu. En kritik nokta ise forma adaleti. Hocanın takımı isimlere değil performansı göre kurması rekabeti körüklerken Fenerbahçe adeta sınıf atladı.